kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir elbise videosuyla geldim. Fakat bu videodaki amacım size ölçülerinize göre en basit kalıbı nasıl çıkarabileceğinizi öğretmek. Normalde standart kalıp çıkarma ölçülerinde ilerlemeyeceğiz. Fakat kendi ölçülerinize göre çok daha basit nasıl çıkarabilirsiniz? Bu video içerisinde onu öğreneceksiniz. Sonrasında da üzerimde görmüş olduğunuz bu elbiseyi dikeceğiz. Çıkardığımız kalıpla birlikte. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdiden videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil işaretini açmayı unutmayın. İddia ediyorum gerçekten bunu yapamayacak olan kimse yok. Dikişle ilgileniyorsanız tam verdiğim ölçülerle harika şekilde kendinize elbise dikebilirsiniz. Pratik bir kalıp değildir, ölçüyle ilerlenen bir kalıptır. Bize yardım olacak materyal ise gördüğünüz bu riga, kol rigası. Bir de herhangi bir cetvele ihtiyacınızı bilmek. Boyun genelde 7 santim olarak yarım daire, yarım beden olarak çalışıyorsak 7 santim yeterli. Eğer kiloluysanız yani 40 bedenin üzerindeyseniz yarım santim arttırarak 7,5 yapabilirsiniz. Boynunuz kalınsa o zaman 8'e kadar çıkabilirsiniz ama 8 de yani gerçekten çok kilolu olmanız gerekiyor yapabilmeniz için. Ama ben size ölçüleri de bu şekilde söylemiş olayım. Geniş açık bir yaka istemiyorsanız. Hemen kumaşımın en üst kısmına 7 santimlik düz bir çizgi çizeceğim. Kullandığım cetvel modelist gönyesi olarak geçiyor. Bana düz 90 derecelik açıyı ayarlamamda yardımcı oluyor. Bakın uç kısmını aşağıya tam kenar hizasına denk getirdim. Sıfır noktasında yine bu kenara denk getirdim. Böylece kolay bir çizgi elde etmemi sağlayacak. 7 santimi hemen buradan belirliyorum. Şurası 7 santim. Bu benim boyun kısmım. Buraya yuvarlaklık vereceğiz. Bir ön beden, bir arka beden. Bu kadar. Şimdi yapmanız gereken bir diğer ölçü ise omuzunuzun genişliğini ölçmek. Omuzunuzu üzerinizde kıyafet varken hemen kıyafetinizin üzerine tutun omuz kısmınıza. Ölçün ne kadar genişlikte dikildiğini görün. Genelde bu 9,5-10 cm'e denk gelir. Eğer omuzlarınız benim kadar genişse o zaman 11 cm olarak alabilirsiniz. Ben bu uzunluğu 11 cm olarak belirleyeceğim. Hemen bu kısımda ilerisine 11 cm buluyorum. 11 cm burada. 11 cm'den aşağıya 2 cm belirliyorum. Bu da omuz düşüklüğümün geleceği nokta. Belirlediğim 2 santimden boyun çizgime doğru hiza alıyorum. Ve şu an boynumun genişliğiyle omzumun genişliği ortaya çıktı. Bundan sonraki işlem riga cetveliyle devam edecek. Ben kol genişliğimin 23 santim gelmesini istiyorum. Çünkü benim bedenim için standart bir ölçü. Bu genelde sizler için de aynıdır eğer çok kilolu değilseniz. Elbise için 23 ideal. Eğer ceket tarzı şeyler dikecekseniz o zaman 25-26'ya kadar arttırabilirsiniz. O kilonuzla da alakalı, ona göre de değişim gösterebilir. Hemen ölçtüm rigamın genişliğini. 23 santimi buldum. İşaretledim şu kısma. Arka kol genişliği olacak şekilde 23 santime geldim. 23 santimlik genişlik çok ideal bir genişlik. Eğer daha derin istiyorsanız 25'e kadar çıkarabilirsiniz. Ben hafif daha verebileceğim. Dikiş paylarıyla birlikte 25'e çıkmış olacak böylece. Sonrasında ön bedenin kol oyuntusunu değiştireceğiz. Bu tam arka bedene göre. Artık bundan sonra yapmam gereken ne kadar uzunlukta istiyorsam o uzunluğu belirlemek. Ben yaklaşık 1 metre uzunluğunda olsun istiyorum. Çünkü altına ekstra fırfır geçeceğim. 1 metre olması yeterli olacak. 1 metreyi nasıl ayarlıyorum? Omzumun en yüksek olan kısmını baz alıyorum.
Ve yukarıdan aşağıya tam biraz şu kısmı çekeceğim. Yukarıyı göremeyebilirsiniz artık. 1 metre olacak şekilde belirliyorum. Koltuk altından 1 metre belirlediğim yere şöyle verev bir çizgi çizeceğim. Elbisemin üst kısmı tamamlanmış oldu. Bakın verev çizgimin bitiş yeri burası. Hemen o kısma da düz bir çizgi çekerek elbisemi tamamlıyorum. Bu kadar basit, bu kadar kolay bir kalıpta bakın yaklaşık 2-3 dakika falan anca sürdü. O kadar kolay. Ve eminim gerçekten hepiniz bu kalıbı çıkarabilirsiniz. Bundan sonra yapmam gereken alt etek uzunluğunu belirlemek. Boyunuz kaç santimse genelde elbiseler 130 santim olarak belirleniyor. Eğer daha kısaysanız siz kendiniz kestiriyorsunuz. Standardı bu. Eğer kısa giyinmiyorsanız normalde. Şimdi ben çekme ihtimaline karşı biraz daha uzun bırakacağım. 1 metre yukarısı 30 santim değil de 40 santim kadar aşağısını belirleyeceğim. Çekerse sorun yaşamayın ki elimde bulunan kumaşın çekmeye müsait bir kumaş. Santim olacak şekilde belirledim. Buradan da hemen parçamı kesecek şekilde yerleştiriyorum. Dikdörtgen bir parça elde etmiş olacağım. Bu parçamı elbisemin alt kısmına büzdürerek yerleştireceğim. İkinci parçamı da kesiyorum. Toplamda iki parça olmuş olacak. Çünkü büzerek yerleşmesi için en az iki kat kumaşa ihtiyacımız var. Bu yüzden etek ucu kısmını iki tane kesiyorum. Yani iki dikdörtgen parçam olmuş olacak. Evet, bu kadar. Elbisenin üst kısmı tamamlanmış oldu. Şimdi yapmam gereken kol parçasını çıkarmak. Toplamda 2 metre 30 santim kumaşım vardı. Ve gördüğünüz gibi fazla fazla kumaşım yeterli oldu. Kol kısmını şu an yerleştirmeyeceğim. Çünkü fazladan iki kat kestikten sonra bu kısmı tekrar anlatacağım. Nasıl katladığımı kumaşı ziyan etmemek adına böyle bir şey yapıyorum. Kestikten sonra bir parça ayıracağım ve daha dar kısımdan alacağım. Geri kalan kısmı belki başka şeylerde değerlendirebilirim diye. Parçamı kesip çıkarıyorum. Bu arada bir bilgi daha vereyim. Yaka kısmının ön ve arka yakasını belirlemedik. Ön ve arka yakasını bu parçaları kestikten sonra belirleyeceğiz birlikte. Yaka kısmının derinliğini belirleyeceğim. Ön yaka için sadece 2 santim aşağıya iniyorum. İlk düz çizgimden. Sonrasında şu kısmını yuvarlayarak geleceğim. Onun için aslında yaka rigası var ama bunun şu ovallık kısmı da aynı işi görecektir. Farklı bir riga kullanmadan aynı sayıda yaka oyuntusunu da belirlemiş olduk böylece. Ben yakaya biye geçeceğim. Bu yüzden derin bir yaka oluşturmuyorum. Ön kısmını ise şu şekilde, bu arka yaka derinliğiydi. Ön yakanın derinliği ise hemen santim olarak söyleyeyim. 4 santim. Bakıyorum, az geliyor gözüme. 6 santim yapacağım. Ön yaka derinliği de 6 santim aşağıda olmuş oldu. Onu da yine rigamla çiziyorum.
Bu arka, bu ön yaka derinliği. Yakalarım da tamam. Artık üst bedeni de kesebilirim. Önce arkayı kestim. Şimdi parçalarımı ayırıp ön bedene geçeceğim. Ön bedenin kesimini de göstereyim. Bir parçayı ayırıyorum. İç kısımdaki çizmediğimi alıyorum. Diğer parçayı katladım. İşaretlediğim yeri kesiyorum. Şimdi burada bir de ön kol derinliğini vermem gerekiyor. Hemen tekrar düzenlememi yapıyorum kolda. Düzenledim. Kol rigamı aldım. Derin olmasını istediğim kısma doğru derinliğini veriyorum. Bakın. Şurada derinlik mevcut. Şimdi buradan aşağıya kol omuz kısmını almadan hafif bir şekilde kesiyorum. Çizdiğim kısımdan bir parça daha içeri doğru geldim. Bakın fazlalık kısmı yaklaşık 1 santim kadar içeri girmiş oldu. Böylece ön bedenim tamamlanmış oldu. Şimdi ölçülerle kol kalıbını nasıl yapacağız ona geçiyorum. Yukarıdan aşağıya 15 santimlik bir yükseklik belirliyorum. 15 santimlik yüksekliğimi düz bir çizgi olacak şekilde çiziyorum. Burada yapmanız gereken kol pazunuzun ne kadar olduğunu ölçmek. Şöyle kolunuza tutup rahat girip çıkabilmesini sağlayabilmek adına bunu yapıyoruz. Şu şekilde ölçüyorum. Hatta ben genişlik de bırakıyorum. Bakıyorum tuttuğum zaman nasıl genişlik, hangi genişlikte rahat ederim diye. Ona göre kendime bir ölçü belirliyorum. Toplamda 33 cm genişlik benim için uygun bir genişlik olmuş oluyor. Yani bunun yarısını alacağım. O da 16,5. Evet, 16,5 ediyor. 16,5 santimi şuradan ölçüyorum. Yapmam gereken yine kol rigamı almak. Öncesinde bir cetvel alıyorum ve şuraya başlangıç ve bitiş kısmına bir üçgenlik çiziyorum. Bu üçgen kol kalıbımda bana yardımcı olacak. Tepe noktasına yerleştiriyorum. Ovallik kısmından faydalanarak üst kısmın tam düzgün şekilde gelmesini sağlıyorum. Üçgenle kesiştiği noktadan sonra elimle devam edip aşağıya güzel bir ovallik vererek iniyorum. Bu dilerseniz cetvelin şu kısmıyla da gerçekleşebilir. Bakın. Hemen hemen aynı çizgiler elde etmiş oldum. Artık benim gözüm alışkın olduğu için daha pratik yapabiliyorum. Aslında şuradaki oranla pazu genişliğinizin oranı
neredeyse birbirine denk geliyor. Ben 15 santim bıraktım çünkü bu kısmı daha geniş bıraktığım için 15 santim olarak ayarladım. Buradan sonra yapmam gereken kol boyumun ölçüsünde davranmak olacak. Kol boyumu 60 olarak belirleyeceğim. Çekme ihtimaline karşı. Sizler kolunuzun ölçüsünü alarak bu işlemleri gerçekleştirin. Buradan aşağıya hafif geniş bir kol istediğim için dışa açılarak çizimimi gerçekleştiriyorum. Evet, bu kadar. Şimdi kolumu keseceğim artık. Uç kısmına büzdürerek yerleştireceğim iki parçam vardı. O parçalarımı önüme aldım. Yüzü yüzüne denk gelecek şekilde ayarlıyorum ve kenar kısımlarını dikiyorum. Diktikten sonra ise şu uzun olan kısmını makine lastiğiyle büzeceğim ve bu kenarda beni bekleyecek üst bedene geçeceğiz. Fırfırımın tamamını diktim. Alt etek ucunun overlock'unu geçtim. Üstüne de yine overlock geçtim. Sonra şu şekilde makine lastiğiyle büzgü oluşturdum. Bunu elbiseme diktikten sonra makine lastiğini söküp çıkarıyorum. Ekstra bir büzgü istemediğim için. Çünkü makine lastiğini taktığımız zaman sanki etek ucunda bir sıkışma, büzüşme görüntüsü elde ederiz. Bunu istemiyorum. Amacım sadece şu parçayı büzmekti. Diktikten sonra bu lastiği söküp çıkaracağım. Üst bedene geçiyorum. Burada yapmam gerekense yine yüzü yüzüne denk gelecek şekilde arka ve ön bedenin omuz kısımlarını birleştirmek olacak. Şu şekilde. Arka ve ön bedenin omuz kısımlarını dikeceğim. Sonrasında kol kısımlarını yerleştirerek takacağım. O aşamaları da tek tek izleriz birlikte. Bedenimi şu şekilde açıyorum. Şurası kol evim ve kolumu tersini yüzüne şaşırmadan şu şekilde yerleştireceğim. Bu şekilde tek seferde dikeceğim. Dikişini burada anlatmıyorum. İsterseniz kol nasıl dikilir videomu izleyerek en basit şekilde kolu dikmenin yöntemini öğrenebilirsiniz. Ben şimdi iki kolu da dikip geliyorum. Kolları yerine taktım ve koltuk altını kapatarak bedene doğru ilerledim ve yan kısımları da dikmiş oldum. Şimdi hemen şu kısmı göstermek istiyorum. Bakın buradan şöyle içine koyunca daha net anlarsınız. Hatta çapraz koyalım. Burada benim ön yaka açıklığım var. Şimdi arka yakama, bunun altında bulunan şu parçama şöyle açıyorum. Bu parçamın tam orta noktasını belirliyorum. Kayma olsun istemiyorum. Şurası tam orta noktası. Orta noktasından aşağıya yaklaşık 10 santimlik dümdüz bir çizgi çiziyorum. Buraya yaka yırtıcı yapacağım. O düz çizgiyi kesiyorum. Bunu yapmamın sebebi başımın rahat girip çıkması ve kenarda kalan kullanmadığım parçalardan bir biye keseceğim. Biyemi keserken de verev olmasına dikkat ediyorum. Bunun sebebi verevliğe rahat bir şekilde esneme sağladığı için. Bedenimi
kökenimi şöyle alayım. Şu kısımdan bir biye keseceğim. Yakama geçeceğim biye, arka yırtmak içinse düz bir dikdörtgen parça yeterli olacak. Öncelikle arka yakamın sağ kısmından olacak şekilde, bu arada bedenim tersine, sağdan olacak şekilde yaka biyemi geçeceğim. Biye dikim işlemini tamamladıktan sonra ise arka yırtmaç kısmını dikeceğim. Gerçekleştirdim. Şimdi üst kısmını şu şekilde katlayıp kapatacağım ve bu kısımdan da dümdüz bir dikiş geçerek biye dikişimi tamamlamış olacağım. Şimdi arkada açtığım şu yırtmaç kısmını nasıl diktiğimi göstereceğim. Bakın şu şekilde tersi yine bana bakıyor. Tersine gelecek şekilde kumaşımı yerleştirdim. Buradan düz bir dikişle ilerleyeceğim. Şu kesim kısmına gelince sanki hiç kesiklik yokmuş gibi kumaşımı şöyle düzenleyerek dümdüz aşağı ineceğim. Bakın. Diğer kanadını da böylece dikmiş olacağım. Dümdüz bir dikişle burayı tamamladım. Şimdi çeviriyorum. Yine küçücük bir katlama yapıp tekrar katlıyorum. Ve bu kısmı temiz bir şekilde tamamlayacağım. Yine şu kısma geldiğimde düzmüş gibi davranarak hareket edeceğim. Üst kısmı da bir parça kesiyorum. Temiz bir görüntü elde etmek için şu şekilde katlayıp dikişime öyle devam edeceğim. Yani tepe kısmı tamamen temiz olmuş olacak. Bitişimde aynı şekilde yaptım. Çıkışlarda tertemiz bir görüntü elde etmiş oldum. Şimdi ip kısımlarını temizliyorum. Şu kısmın, yani ara kısmın, bakın şöyle katladığım zaman düz olması gerekiyor. Buraya da küçücük bir dikiş atacağım ki yine yukarıya doğru açılma kısmında bir hata olmasın, düz şekilde açılıp kapanabilsin diye.
böyle bir dikiş geçeceğim. Buradaki verevliği sağladı. Buraya da bir çıt çıt dikerek arka kısmı tamamen kapatmış olacağım. Büzdürdüğüm bu parçayı etek ucu kısmına tam denk gelecek şekilde ayarlayarak yerleştireceğim ve dikimini gerçekleştireceğim. Son olarak etek ucunu ve kol ağzını kapattıktan sonra elbise tamamen bitmiş olacak.